İnsanoğlu var olduğundan beri manevi veya dünyevi, kendisine hep iyi olanı almak istedi. Güzelden ilham aldı, gönlünü güzel ve iyi olanın yoluna sürdü. Ahlakıyla iyi, azmiyle gayreti, yaratılışıyla güzeli, zekayı övdü, beğendi. İnsan var oldu olalı, yaratılışın cazibesine hep hayran kaldı. Ama kusurlu oluşunu bildiğinden olsa gerek, İnsan kendisinden hep korktu, kaçındı. Gözünün değmesinden, ona nazar edip zarar vermekten hep uzak durmaya çalıştı. Ne zaman bir güzelliğe tanık olsa, onu kendisinden dahi sakınmak istedi insan. Yaradanın mülküne gönülden gelen bir hürmetle maşallah diyerek seslendi. Maşallah diyerek kıskanılanın güzelliğini korumak istedi. Maşallah günlük yaşamda bir tedbir nidasıdır. Peki nedir insan için maşallahın mahiyeti, kastı? Maşallahla ne söyler, neyi ima eder insan? Maşallah Allah ismidir. İyi durumlarda, yani güzel şeylerde, güzel bir şeyler gördüğümüzde maşallah deriz. Maşallah nazar değmesin, Allah kötülüklerden korusun diye, hatta boncuk takarlar. Dua var maşallah nazar değmesin duası. Ben onu biliyorum, aklıma geliyor canım. Hastalıkta, sağlıkta, kazada, belada kullanılır. Maşallah çok iyi olmuş, kazayı geçirmiş iyi olmuş, kaza şey yapmış, güzel, yani böyle şey. Bir şey başarılı olduğunda, yani birinin bir şeyde başarılı olduğunda veya böyle bir iyi halinin olduğunda maşallah denir. Maşallah çok şöyle görünümlü, yani güzel, Allah'ın yarattığı bir kulunu gördün müydü? Nazar değmesin diye Sübhanallah, maşallah dememiz çok iyi olur. Maşallah. Yani iyilik gibi yani. Maşallah Allah her türlü kötülüklerden, şerlerden koruma anlamına gelir. Maşallah nazar değmemesi için kullanılır yani. Bir çocuğu gelişen güzelliğine bakar, ahlakına bakar, maşallah der ki yani bozulmasın o. Her bir şeye baktığında maşallah, subhanallah, tebarekallah derseniz her şeye karşı güzelce kendimizi korumuş oluruz. Emniyet almış oluruz. Maşallah Allah'ın istediği şey demektir. Bu tabir Allah'ın istediği şey olur, istemediği şey olmaz cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Bu anlam Türk toplumunda Allah'ın dediği olur şeklinde ifade edilmektedir. Maşallah tabiri, halkın dilinde bir güzellik, iyilik, nimet ve başarı karşısında hayret ve takdir ifadesi olarak ve göz değmemesi dileğiyle söylenmektedir. Bu kullanım şu ayetlere dayanmaktadır. Ey Resulüm! De ki, ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim, elbette çok hayır elde ederdim ve bana kötülük dokunmazdı. Bağına girdiğin zaman maşallah, kuvvet yalnız Allah iledir demen gerekmez miydi?''